kıymetli Almanya Eğitim ve Kültür kanalı izleyicileri. Bugün yeni bir video ile daha sizlerle beraberiz. Bugünkü konumuz arkadaşlar Almanya'da lisans ve yüksek lisans eğitimiyle ilgili, bunun yollarıyla ilgili. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Kendisi 20 yılı aşkındır bu sektörde profesyonel olarak firma yönetiyor. Akademi IBS, International Bildung und Sprache firmasının sahibi kıymetli Salih Ünsal Bey ile beraberiz. Kendisine Almanya'da lisans eğitimiyle ve yüksek lisans eğitimiyle ilgili merak edilen soruları soracağız. Salih Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sorularımıza geçmeden önce kısaca kendinizden ve firmanızdan bahsedebilir misiniz? Evet. İsmim Salih Ünsal. Almanya Stuttgart'ta ikamet ediyorum. Akademi IBS. Bundan 5 yıl önce bir isim değişikliği oldu ama yurtdışı eğitim danışmanlığına 2003 yılında Hanover Üniversitesi bünyesinde başlamıştık. Eğitimimiz de oradaydı. Yani 2003'ten beri faaliyet gösteren bir kurum. Biz de bunun genel koordinatörlüğünü yapıyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Zannediyorum Akademi IBS Almanya'da Türkler içinde kurulmuş en eski eğitim danışmanlık firmalarından bir tanesi zannediyorum. Evet, yani şöyle diyebiliriz. Türkiye'de Almanya eğitimi ilk biz soktuk. Daha önce Almanya bilinen bir ülke değildi. Onun sebebi de işte kontenjanlar çok düşüktü malum. Burada eğitim ücretsiz gibi bir şey. Vergiyle de finansmanı sağladığı için ülke çok hassastı bu konularda. Hiç bilinen bir ülke değildi yani. 2003'te biz ilk fuarlara falan katıldığımızda Türkiye'de şok olmuşlardı. Ya Almanya'ya gidilebiliyor mu, okunabiliyor mu vesaire tarzında. Bu anlamda da biz ilk firmayız aslında. Sadece Almanya'da değil, Türkiye'de de bu işi piyasaya sokan ilk biziz. Anladığım kadarıyla o zaman sizin Türkiye ofisiniz de var. Türkiye'de de insanlar sizlerle iletişim kurabiliyorlar. Evet. Türkiye'de de hem İstanbul'da hem Gaziantep'te şubelerimiz var. Doğrudur. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz hemen sorularımıza geçelim. Çok merak edilen, herkesin öğrenmek istediği sorular. Hı hı. Şimdi bir öğrencimiz Türkiye'de liseyi bitiriyor ve Almanya'da lisans eğitimi almak istiyor. Tabii ki bu konuda ilk akla gelen soru, acaba benim lise diplomam Almanya'da geçerli mi? Bunun için bir anerkennung işlemi yapılması gerekiyor mu? Açık öğretim lisesi ve normal lise arasında bir fark var mı? Evet. Yani aslında şimdi Türkiye biliyorsunuz 12 yıllık eğitime geçmesinin sebebi Bologna eğitim sistemine uyum, Avrupa Birliği uyum yasalarından dolayı eğitim sistemine geçilmişti. Prensip itibariyle Türkiye lise diploması yani örgün öğütümünün bizim burada gimnazyum dediğimiz ya da abitur dediğimiz klasik lise eğitimini bitiren bir öğrenci eğer üniversite sınavına girer 180 puan üzerinde bir puan alır ve bir bölüme yerleşirse bu devlet ya da vakıf üniversitesi fark etmez. Kayıt yaptırmak zorunda da değil. Bu iki şartı yerine getirirse evet Almanya'da okuma hakkını elde etmiş oluyor. Evet, yani anladığım burada bir istisna var. Geçerli. Evet, burada bir istisna geçerli. Açık liseyle alakalı sıkıntılar ve muallaklar var. Tam çözülmüş değil. Birkaç yıldır bunun karar verme hakkını üniversitelere bırakmaya başladılar. Türkiye'de de malum çocuklar son sene üniversiteye hazırlansın diye birçok veli açık liseye alıyor. Ama Almanya'da eğitim alınacaksa ve daha az stres yaşanmak istiyorsa insanlar biz açık lise yolunu çok tercih etmiyoruz. Çünkü hele kıymetli bölümlere yerleşmek istiyorlarsa tıp, eczacılık gibi yüksek ortalama isteyen şeylerde onların katma değer ve lise ortalama hesaplamaları biraz düşük kalıyor. Bundan 3 yıl önce kesinlikle kabul etmiyorlardı. Studienkolonik yapılması yani bir lise tamamlama gerekiyordu ama bundan birazcık kısmen vazgeçtiler. Yine de açık liseyi biz çok tavsiye etmiyoruz. Biraz süreç birazcık daha meşakkatli. Hele öğrencinin kendi kendine başarabileceği bir süreç hiç değil yani. Evet, anladım. Teşekkür ediyorum. Studienkolonik o zaman sormaya gerek yok. Öğrencilerin Studienkolonik'e gitmeleri gerekmiyor. Türk öğrencilerin o zaman. Normalde gerekmiyor, evet. Biz Avrupa Birliği Bologna sistemine ait olduğumuz için bizim başka ülkelerden de öğrencilerimiz var. Tabii Çinliler yani önce normal Latin alfabesi öğreniyorlar. Sonra işte Almanca B1'e geliyorlar. Sonra Studienkolonik yapıyorlar. Ondan sonra üniversiteye başlayabiliyorlar. Bayağı uzun ve bir süreç. Ama ona rağmen çok fazla geliyor hala yani. Evet, Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi elbette Almanya'da bir lisans eğitimi yapmak için çocukların, öğrencilerin bir dil seviyesine sahip olmaları gerekiyor. Bunun için minimum dil seviyesi ne olmalı? Yani şimdi şöyle, Almanca için minimum dil seviyesi aslında C1. Yani bunun değişik formatları var. Yani DSA formatı var, DSA 2 ya da işte şu an TELC ciddi bir artık hüsnü kabul görmeye başladı. TELC C1 Hochschule versiyonu yalnız, klasik C1 değil. Bunlardan birini vermiş olmak ya da Testas'tan 4-4-4-4 ortalamayı tutturmuş olmak dil seviyesinde yeterli sağlıyor. Bazı istisna üniversiteler var. B2 ile aldığı bölümler var. Yine Goethe ya da TELC B2'si olduğu zaman başlanılabilecek bölümler ama çok az sayıda. Kısıtlı. Bunu söylemek lazım. İngilizce okuyacaklar için de bunu artık şunu da söylemek lazım. Almanya eğitimi artık stratejik bir araç olarak kullanmaya başladı. Eğitimdeki üniversitelerin yabancı kontenjanları arttırmaya devam ediyorlar. Ve İngilizce lisans bölümleri de her yıl artmaya başladı. Yani İngilizce'de de TOEFL'da 80, IELTS'de de 6,5 ve üzeri bir puan yeterli seviye. Burada da istisnai 5,5 IELTS ile alan bölümler ama sayısı çok az. Ama yine bu imkan da var. Şimdi bize çok soru geliyor. Acaba Türkiye'de bu C1 seviyesine ulaşılabilir mi? Ben tabii Türkiye'den uzak olduğum için oradaki kurslar hakkında bilgim yok. Yoksa belli bir kısmını Türkiye'de yapıp belli bir kısmını burada yapmayı mı tavsiye edersiniz bu işin uzmanı olarak siz? Evet. Yani şimdi şöyle, özellikle 4-5 yıldır Türkiye şartlarında konsolosluğun uygulamalarında ciddi değişiklikler göstermeye başladı. Bunun birçok sebebi var. Ben size 5 yıl önce ortalama yılda 140.000 civarında vize başvurusu oluyordu Almanya'ya. Yani bunun içinde eğitim, turistik, aile birleşimi, iş, fuarlar hepsi dahildi. Yani geçen sene 900.000'e yakın vize başvurusu olmuş Almanya'ya. Malum yani vergilerle de finanse edildiği için kimin okuma niyetiyle gelip gelmediğini ölçmek için Alman konsolosluğu aslında yani vize yasasında böyle bir şart olmamasına rağmen uygulamada bunu yapmaya başladılar. Diyorlar ki önce bir işte A2 B1'e kadar bir vize başvurusundan önce bir dil öğrenmeyi zorlayabiliyorlar. Özellikle Ankara konsolosluğu. Ama B1'in üstündeki seviye artık yüksek seviyeye doğru geçiyor. B1'e kadar insanlar uzaktan bulunduğu ülkede bu dili öğrenebilirler. Ama akademik seviyede bir dil seviyesine öyle sadece sınavlara geçerek ulaşamazsınız. Yani şehrin, hayatın içinde olmanız gerekiyor. Kulağınız duyması gerekiyor, gözünüz duyması gerekiyor. Onun için B1'den sonraki süreçte biz kesinlikle burada önce dil hazırlığı yapılmasını tavsiye ediyoruz. Üniversite eğitiminde zorluk çekmemeleri için. Ama B1'e kadar evet gelebilir öğrenciler. Bu birazcık maliyet tasarrufu sağlayabilir. Döviz kurlarından dolayı da. Hem de eğer gerçekten Almanya okuma niyetine varmışsa bir aday, yani bunu önceden başlayıp en azından o süreyi kısaltıp daha az zaman kaybına neden olur. Onlar için bir avantaj teşkil eder. Çok doğru. Evet, biraz da başlangıç kısmında kısmen değindiniz ama yine sormak istiyorum. Türkiye'de bir öğrenci Almanya'da istediği her bölümü okuyabilir mi? Bununla ilgili bir sınırlamalar mevzu bahis mi? Evet, şimdi şunu öncelikle bir vurgulamak istiyorum. Yani Almanya'da YÖK diye bir sistem yok. Yani merkezi karar alma birimi yok. 350 tane Hochschule ve üniversite var Almanya'da ve hepsinin kendi konseyi var. Herkes kendi kararını kendisi alıyor. Temel prensiplerde yani diploma denkliği gibi şeylerde evet Almanya çapında bir kriter var. ANABİM belirliyor. Zaten bakanlığa bağlı bir kurum belirliyor ama onun dışındaki işte yabancı kontenjanlar, alım şartları, dil seviyelerindeki kriterler gibi ya da staj gerekliliği, gereksizliği gibi kurallar tamamen üniversiteye bağlı. Bunu arada şunu söyleyeyim. Çocukların birçoğu internet üzerinden edindiği bilgilerin birçoğu eskimiş olabiliyor. Biz yani oturuyoruz, konsey kararları okuyoruz. Çünkü değişiyor. Birçok şeyi güncellemeniz gerekiyor. Bundan dolayı mağduriyet yaşayanlar oluyor. Şöyle bir örnek vereyim. 10 yıl önce Türkiye'de biyoloji kazandığınız zaman burada tıp fakültesi okuyabiliyordunuz. Evet, o zaman mümkündü. Ama 2014'teki hem Kultus Ministerium konferansında alınan kararla bunu değiştirdiler. Ama bunu birçok insan bilmediği için bir sürü mağduriyetler yaşandı. Biz bu noktada Hani bir sürü öğrencimiz var. Yani buraya gelip mezun olup şu an devlet memuru olarak, öğretmen olarak çalışan öğrencilerimiz, doktor olarak çalışan öğrencilerimiz ya da bu mağduriyeti yaşayıp bizim düzelttiğimiz öğrenciler var. Bundan dolayı birazcık şartlar değişti. Nasıl? Yani tıp, eczacılık, diş hekimliği ve psikoloji okuyacaklar. Kesinlikle o bölümü kazanmış olması gerekiyor. Bunda hiç kaçar yanı yok. Diğer bölümlerde ise bizim Spielraum dediğimiz bir oyun alanı, yani bir saha alanı var. Nedir bu? Örnek veriyorum. İşte Türkiye'de matematik kazanmış bir çocuk. Burada informatik, bilgisayar ve bilişim bölümlerine kayıt yapabiliriz. Alan dediğimiz. Türkiye'de makine kazanmış bir çocuk, mühendislerin hemen hemen hepsine burada kayıt yapılabilir. Saha ve alan. Yani sosyoloji kazanmış bir çocuk burada işte sosyal arbeit dediğimiz, pedagoji dediğimiz yine o alandaki yan dallara kayıt yapabilir. Buralarda sıkıntı yok. Bunun istisnai tek durum alanı dediğim gibi tıp fakültesi ve yan dalları. Bunlar da mecbur birebir aynı bölümün kazanılmış olması gerekiyor. Bu olmazsa olmaz şart. Peki şurada şunu söyleyeyim. Türkiye'de biliyorsunuz yüksek puanlı tıplar var, vakıf üniversiteleri var, Kıbrıs üniversiteleri var ama onların hepsi tıp fakültesine sahip. Acaba bunlar arasında statü olarak bir fark gözetiyor mu Almanya yoksa? Şöyle, bu da bilinmeyen bir nokta. Bunun kesinlikle altını çizerek vurgulamam lazım. Lise bitirme ortalaması ile üniversite aldığı puana göre bir Almanya abitur notu belirleniyor. Hı hı. Bu çok önemli bir konu. Yani burada tıp okuyacak öğrencilerin hele böyle hayalleri böyle Heidelberg ya da Medizine, Hochschule, Hanover gibi olan yerlerde yani 1.2 ve 6 olması lazım. Bunun Türkiye karşılığı ne işte 100 üzerinden yani 98 falan olması lazım ki bu bölümlere girebilsinler. Daha düşük ortalamayla alan yerler var. Ama 1.4 ve altına inmediği sürece bir çocuğun burada tıp fakültesine yerleşme şansı düşük. 1.6'ya kadar diş hekimliği ve eczacılık olabilir. Burada şöyle bir istisnai durum var. Yani Almanya'nın yaklaşık 7 yıldır uyguladığı Testas diye bir lise ortalaması yükseltme sınavı var. Bu aslında çok büyük avantaj Türk öğrenci için de. Örnek veriyorum 1.8 ortalama hesaplandı çocuğun. İşte Kıbrıs'taki bir tıp fakültesini kazandı daha düşük bir puanla ya da Türkiye'de bir özel vakıf üniversitesinin daha düşük puanla bir tıp fakültesini kazandı. Doğal olarak bunun lise ortalaması Almanya'da düşük çıktı. 1.8 çıktı. Bu öğrenci TESTAS'tan 120 ve üzeri alırsa yarım puana kadar bir iyileşme olabiliyor. Bu ne demek? 5.05'i çektiğiniz zaman işte 1.3'e geliyor ve okuyabiliyor. İkincisi bazı tıp fakülteleri Türkiye ortalamasına bakmadan TESTAS'ta 125 ve üstü alırsa hatta 2 tane tıp fakültesi DSA3 yani C2 Almanca'ya ulaşırsa o zaman çok ortalamaya bakmıyor. 2.0'a kadar alabiliyorlar. Bunların tabii hepsi birey birey çalışılması gereken bir şey. Yani Almanya'da aynı Almanca dili gibi. Almanca dilinde kurallar vardır ama kuralların 3 katı istisnalar vardır. Evet. Ondan dolayı istisnalar ya da kurallar devamlı değişiyor. Aktüel ediliyor. Bunun ciddi şekilde takip edilmesi gerekiyor. Şimdi bir öğrenci dil kısmını halletti. Kendi çabalarıyla veya kurs vasıtasıyla ve kafasında da okuyacağı bölümü şekillendirdi. Bundan sonraki aşamada zannediyorum bir profesyonel yardıma ihtiyaç duyuluyor. Çünkü bir öğrencinin Türkiye'de oturduğu yerden Alman eğitim sistemini çözmesi, bilmesi zor. Siz bu konuda ne dersiniz? Bir öğrenci profesyonel yardım almalı zannediyorum. Evet, bazen böyle ya işte portallarda değişik şeyler yazılıyor ya size işte boşuna şeyler veriyorsunuz böyle oluyor şöyle. Ya hayır öyle bir durum yok. Hayatta bir sistem kurulduysa bazı işler sektör haline geldiyse hiçbir şey boşuna değildir. Neden? Almanya'da biliyorsunuz yani 50.000'in üzerinde Çinli öğrenci geliyor sadece buraya. Yani yıllık. Çok fazla bir sirkülasyon var. Özellikle UNIASIS'te bağlı üniversitelerde çok fazla hata oluyor. Birebir takibat gerekiyor. Veya öğrenci UNIASIS'te başvuru yapıyor, bekliyor. Bilmiyor ki aynı anda üniversiteye de başvurunun başlaması gerekiyor ve eşleşme olması gerekiyor. Veya evraklar yanlış düzenleniyor. Yanlış gönderiliyor. Takip edilmesi gerekiyor. Yani biz mesela başvurduğumuz öğrenci 2 hafta sonra arayıp bir hemen takibatını yapıyoruz. Durum nedir? Aldınız mı? Eksik kısım var mı? Gibi. Onun dışında üniversite yerleşmesinde ciddi bir kariyer danışmanlığı gerekiyor. Yani hangi bölgeyi nasıl seçeceksiniz, hangi üniversiteyi neden seçeceksiniz? Türkiye'de şöyle ezberi bir yaklaşım var. Deniyor ki işte illa bir ODTÜ'ye girmem lazım. Aslında Almanya'da biliyorsunuz profesörlerin sabitliği kalma gibi bir durumu yok. Üniversitelerde homojen eğitim kalitesini sağlama adına profesörleri, kaliteli eğitim kadrosunu, çok fazla yayın yapan hocaları belli sürelerle gezdiriyorlar. Bu ne demek? Şimdi işte Münih Teknik ya da Karlsruhe Teknoloji ya da işte Braunschweig Teknik, ne bileyim Aachen Teknik gibi şeyler isim yapmış. Bunların isim yapmasının sebebi aslında ta Hitler dönemine de geliyor. İşte bu suyla çalışan motorları bulan vesaire, işte atomun ilk çekirdek parçalanma sistemini yapan üniversite olmuş. Ama daha işte oradaki bir profesör 10 yıl sonra Dresden'deki ya da Leipzig Üniversitesi'nde çalışabiliyor. Bunların analiz edilmesi gerekiyor. Yani öğrencinin isteğine göre bir kariyer planı yapılıp yabancı kontenjanların analiz edilmesi gerekiyor. Girme olasılığını en yükseğe getirebilecek şekilde bir yol çizilmesi gerekiyor. Öbür türlü düşünün, çocuk Türkiye'de bir hareket yapmamış, nasıl olsa Almanya'ya gideceğim diye. Burada da yanlış, kendi yarım bilgileriyle bir sürece girmiş. Sonunda da her yerden ret gelmiş. Koskoca bir yılın boşu boşuna kaybolması demek. Burada şöyle bir tehlike de var. Türkiye'de lise diploması mezuniyetiyle YKS yerleştirmesindeki belgenin buradaki geçerlilik süresi 1 yıl. O arada aslında üniversitede yapılan işlem sadece ortalama hesaplaması değil, denkliğin de yapılması gerekiyor. Zaman kaybetmeden. Bunun da sağlıklı bir şekilde yapılması gerekiyor. Denklik sonucunda belirlenen kriterler de bir hata varsa bunun düzeltmesi de. Çünkü oradaki insanların da birçoğu öğrenci yani. Değişik üniversitelerden TELC dediğim işte yarım zamanlı alıp önüne bir check liste koyup şu standartlara göre değerlendireceğiniz dediğin şeyler profesyonel değiller. Çok fazla hata yapıyorlar. Bunun takip edilmesi gerekiyor. Ya siz bu çocuğa sadece bu bölüm okuyabiliyor demişsiniz ama bakın bunun lise ağırlığında bu dersler var. Bunlar gözden kaçırmışsınız. Bu çocuk aslında şu mühendislikleri de okuyabilir. Bunu lütfen düzeltin diyorsunuz. Bir düzeltme talep ediyorsunuz. Bir de aynı zamanda zamanla yarış var zannediyorum Salih Bey. Çünkü belli zamanlarda yetiştirilmesi lazım. Kayıt dönemleri yetiştirilmediği zamanda her şey tamam olsa bile olmuyor yani. Evet. Buradaki bizim belki sağladığımız avantajlardan bir tanesi de şu. Türkiye'de Ağustos sonunda açıklanıyor. Normalde burada yani kış sömestri için başvurular Temmuz'da bitiyor. Ama biz vize şartnamesinde istenilen evraklardan bir tanesi olan üniversiteden kesin kabul, şartlı kabul ya da başvuru onay yazısı. Bunu temin edebiliyoruz. Kendi kontağımızın olduğu üniversitelerle birlikte evrakları verip bu öğrenciye şunu avantaj sağlıyor. Biz 12 ay boyunca vizede kullanabileceği evrak teminini sağlayabiliyoruz yani. Evet, bu çok büyük bir avantaj. Çünkü oturduğu yerden insanların onu bilmesi, yapabilmesi mümkün değil yani. Çok zor. Aynen. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir de işin finansal boyutu var Salih Bey. Her elini kolunu sallayan Almanya'ya kazandım diye gelemiyor zannediyorum. Burada bir finansal yeterlilikleri yerine getirmesi gerekiyor. Bu konuda bilgilendirebilir misiniz? Evet. Yani finansal yeterlilik yani birkaç tane yolu var. Bir tanesi Türkiye'de insanların birçoğunun burada bir tanıdığı arkadaşı ya da akrabasının arkadaşı gibi illa bir kan bağı, illiyet bağı olması gerekmiyor. Herhangi birisi garantör olabiliyor. Bizim Verpflichtungserklärung dediğimiz garantör belgesi çıkardığı zaman konsolosluk onun dışında herhangi bir finansal yeterlilik istemiyor. Garantör belgesini niye böyle diye soracaksınız. Aslında bundan 10 yıl önce Türkiye'de ebeveynler notere gidip çocuğunun eğitiminin masraflarını karşılayacağına dair bir taahhütname verdiği zaman bu olay çözüyordu. Fakat yani gelen öğrencilerin okuyamayacağını anladığı tarihten itibaren kirasını ödemeden birkaç yere taksitle, telefon, işte bilgisayar alıp geri kaçması sonucunda bu kurallar getirildi. Önceden yoktu bunlar. Peki bu garantörün yükümlülüğü ne olacak? Tabii bunu insanlar bunu da sorabilir. Garantörün yükümlülüğü bu tür mali aksaklıklar çıktığı zaman, öğrenciye de ulaşılamadığı zaman Yabancılar Dairesi'nin ya da bir sonraki işte icra kurulunun ulaşacağı kişi, yani o masrafları tahsis etmek için. Ona da imza atıyor yani. Onun dışında bir yükümlülüğü yok. Ve bunun şu andaki masrafı da 29 euroluk bir evrak masrafı var. Onun dışında bir herhangi bir ekstra bir masrafı da yok. İkinci yol bloka hesap dediğimiz Sperkonto. Oraya da BAföG miktarı. Şu an 861 euro çarpı 12, 10.500 euro gibi bir rakam. Bu seneye devlet burs miktarını değiştirirse ona göre değişebilir. Yani 50-100 euro her yıl değişiyor ya da enflasyona göre yükseltiyorlar. Belki seneye 10.800 euro olacak. Şu an bilmiyoruz. Bu Haziran sonunda açıklanıyor genelde. Bir bloka hesap açıp oraya 10.500 euroya havale ediyor. O para kendisinin. Aylık 861 euro olarak bu parayı çekebiliyor öğrenci. Bu para bittikten sonra tekrar ikinci yıl bu paranın o hesaba yatırılması gerekiyor. Bu da ikinci imkan, yani bloke hesap. Bunun dışında üçüncü bir imkan yok şu anda Türk öğrenciler için. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir öğrencinin tabii ki kişiye göre değişir, masrafları harcamasına göre değişir ama 3 aşağı 5 yukarı Türkiye'den gelen bir öğrenci burada aylık ne kadar para harcaması gerekir? Yani şimdi tabii Almanya eyalet sistemi, biz güneydeyiz mesela, buralar pahalı eyaletler. Yani Münih, Stuttgart, yani konutun sıkıntı olduğu ve maliyetlerin en azından hazırlık döneminde yüksek olduğu eyaletler. Üniversiteye başladıktan sonra burada adil bir şekilde insanlar üniversite yurtlarına kaydolabiliyorlar. Ortalama bir yılda sıra çıkıyor. Üniversite yurtlarının Almanya çapındaki maliyeti aslında oda standartlarına göre 160 ile 250 euro arasında. O yönden bir sıkıntı yok. İlk yıl ya da hazırlık aşamasında birazcık problem olacak bir konu. Şu anki mali tabloya bakarsak bir öğrenci hani çok lüks yaşamayacaksa yani 600 euro civarında bir maliyetle aslında geçimini sağlayabilir. Bunu söylemek lazım. Bu arada şunu da iletmek lazım. Üniversiteye başladıktan sonra sadece mesela Türk öğrenciye burs veren vakıf var. 15-16 tane. Bunlara başvuru şartları var. Üçüncü olarak belki bloke hesap ve garantörün dışında DAAD'ın bursluluk sınavları var. Deutsche Akademische Auslandsdienst diye bir kurum var biliyorsunuz. Ya. Bunların bursunu kazanırsa öğrenci, bu da şu anda yani 861 euro veriyorlar ve yılda 2 kere eğitim yardımı veriyorlar. Özellikle Türkiye'de Almanca eğitim veren liselerin öğrencilerin birçoğu bu sınava giriyorlar ve biz bunları yerleştiriyoruz. Onların da mali olarak bir sıkıntısı olmuyor aslında, okul bitene kadar bu parayı düzenli olarak DAAD kurumu ödüyor. Bu da bir alternatif öğrenciler için. Gerçekten Almanya hedefli olan insanlar birazcık da dil öğrenirse, kapasitesi de yerindeyse, bu çok zor sınavlar değil DAAD'ın bursluluk sınavları, rahat verilip bu mali sıkıntıyı da giderebilirler. Evet. Peki bir öğrenci burada çalışma hakkına sahip mi? Bir hazırlıkta veya normal lisans eğitimine geçince ne kadar kazanabilir? Burada şu da çok önemli. Onun için profesyonel bir vize formunda yazılacak yanlış bir ibare. Çocuk geliyor buraya. Ya işte benim arkadaşıma diyor dil öğrenirken çalışma müsaadesi vermişler, bana vermiyorlar. Oradaki formdaki yanlış doldurulacak bir ibare, söylenecek yanlış bir kavram yasal olarak bunun şeyin önünü kapatıyor. Doğru bir vize müracaatı olur, formlar da doğru doldurulursa o zaman dil aşamasında da evet öğrencilerin 120 tam gün, bir yılın içinde 120 tam gün çalışma hakkı var. Bu şu demek, yani bir McDonald's'ta bile dil öğrenirken hafta sonu çalışsa, biliyorsunuz burada işte Ekim'den sonra asgari ücretler 12 euro olacak. Aslında masrafını karşılayabilir kendisi. Ama dil aşamasında öğrencilerin çok fazla böyle çalışma şeyine girmesi taraftarı değilim. Üniversiteye başladıktan sonrayı tavsiye edebiliyorum. Zira Almanya dünyadaki birkaç sosyal ülkeden bir tanesi. Malum 85 milyonluk bir ülkeyiz biz. Yaklaşık 50 milyon Alman yaz tatillerinde tatile gidiyor. Ama bakıyorsunuz işte bizim bulunduğumuz şehirde Porsche, Mercedes burada üretiliyor. Boş fabrikalar çalışıyor. Nasıl yürüyor bu sistem? Şöyle yürüyor. Burada öğrenciler vergisiz çalışır. Zamanında biz de yaptık bu uygulamayı. Özellikle birazcık da böyle dayanıklıysanız, gece vardiyası hafta sonu mesaiye kalırsanız 2 ayda yani 10 bin euroya kadar bir para kazanma imkanınız var. Bu illa böyle olacaktır demiyorum. İmkanınız var diyorum. Bu parayı da yani bir kış boyu aslında rahat yiyebilirsiniz. Pandemi dolayısıyla biraz fuar sektörü aksasa da orası da ciddi bir öğrenci için gelirdi yani. Çok fazla fuar oluyor. Dünyanın en büyük fuar merkezlerinden birisi Almanya. Hiç eksilmiyor yani. Her bölgede her ay birkaç fuar oluyor. Doğal olarak öğrencilerin iyi kötü İngilizcesi, işte Almanca öğrenecekler, Türkçesinin olması ve buraya çok fazla Türk katılımcı geliyor. Günlük yani 150 Euro'dan başlıyor sadece fuardaki öğrencilerin hizmet bedeli. Bunlar da ek gelirler olabiliyor. Bu tür imkanlar mevcut tabii. Çok güzel. Teşekkür ederim. Peki öğrenciler üniversiteyi bitirdikten sonra Almanya'da kalabiliyorlar mı, çalışabiliyorlar mı? Almanya'nın bu konudaki bakışı nasıl acaba öğrencilere? Evet, Almanya'da tabii ki iş bulmaları ve aramalar için 1 yıllık bir vize veriliyor. Diplomayı yabancılar dairesine sunduktan sonra. Eğer bekarsa Şu anki rakamlar bu tabii. Yani insanlar bizi yanlış yönlendirip 3 yıl sonra aynı videoyu izleyip yanlış yönlendirdiniz demesinler. Şu andaki geçim endeksine göre yani 860 euroluk dahi ki çok komik bir rakam bu Almanya için ama böyle bir iş bile bulsalar evet oturum alıyorlar. Üstelik sınırsız oturum alıyorlar. Çünkü burada üniversite okudukları için ve yeni yasa çalışması daha yürürlüğe girmedi ama 5 yıl Almanya'da çalışan insanların da vatandaşlığa geçiş hakkı olacak. Doğal olarak aslında burada üniversite okuyan, bir yılda çalışan bir insan ondan sonra direkt Alman vatandaşı olabilecek yani. Çok çok güzel. Büyük bir avantaj çünkü Almanya dünyanın 4. büyük ekonomisi. Sürekli üretiyor, üreterek ayakta kalıyor. Şimdi şöyle, 4. büyük ekonomisini rakamlarla ölçüyorlar ama bu parayı 85 milyonla sağlıyor. Yani 1,5 milyarla Çin sadece 1 trilyon dolar fazla para kazanıyor Almanya'dan. Aslında bu nüfusla bu muazzam bir rakam yani. Amerika da öyle 350 milyonla kazanıyor. Kaç katı yüksek bir nüfusla kazanıyor. Onun için müthiş bir rakam ve şu savaş ve pandeminin etkisinden biraz daha sıyrıldıktan sonra Alman ekonomisi 80'li yıllardaki bir İslam patlaması daha yaşayacak. Çünkü çok ders aldılar. Birçok firma geri Almanya'ya dönüyor. Üretimin büyük ihtimal %80'ini burada tutacaklar. Hükümetin bu yönde bir tavrı var. Müthiş bir hareketlilik olacağını şu an gerek ekonomi medyası gerek siyasiler bunu konuşuyorlar yani bir hareketlenme olacak. Şu an maalesef Rusya'nın yaptığı zulümden dolayı ortalık birazcık böyle fren yapmış durumda ama bugünlerde geçer muhakkak. Ondan sonra ciddi bir hareketlilik olacak Alman ekonomisi açısından. Evet. Siz şimdi ömrünüzün büyük çoğunluğunu Almanya'da yaşamış birisi olarak bu soruyu en iyi siz cevaplayabilirsiniz. Bir de sektörün kompetanısınız. Acaba Alman iş piyasası hangi bölümlere daha çok ihtiyaç duyuyor? Elbette insanların kabiliyetleri, istekleri ayrı ama bir de Almanya'nın ihtiyaç duyduğu meslekler vardır. Bu konuda bir şeyler söyleyebilir misiniz? Sadece? Yani aslında Almanya nüfus da yaşlandığı için yani dünyada 33 tane ana sektör olduğu söyleniyor. Belki son zamanda birazcık değişmiştir bu sektörler ama 18'inde bu insanlar bu sektörün birincisi. Yani hemen hemen her yerde çok ihtiyaç var ama aciliyeti olan alanlar var. Bunlardan bir tanesi sağlık. Sağlık bilimlerinin her şeyi yani doktorluk, hemşirelik, ara personel, yaşlı bakım personeli gibi aklınıza ne geliyorsa burası muazzam ya. 300 bin üzerinde ciddi ihtiyaç var. Aynı şekilde anaokulu öğretmenliği. Yine 200 bin üzerinde çok ciddi açık var. Aynı şekilde IT, yazılım. Yani 400 bine kadar açık var ki Almanya bunu vurgulamak lazım. Benim ana branşım da ekonomi olduğu için yani dünyada şöyle bir kavram var. Elle dokunulanlarda Almanlar birincidir, dokunulmayanlarda Amerikalılar. Almanlar bu kaderi de değiştirmek için çok ciddi yoğun çalışıyorlar. 4 yıl önce biliyorsunuz bir dijital bakanlık kuruldu. Şu an işte Polonya sınırında bir silikon vadisi yapıyorlar. Çok ciddi bir dijital dönüşüm ve yatırıma gidiyorlar ki 3 yıldır dijital inovasyonda yani dijital alandaki ARGE çalışmalarına yatırımda Almanya birinci. Çok ciddi paralar harcıyorlar. Bundan dolayı IT sektörünün müthiş bir şey olacak, atılımı olacak. Bunun dışında malum sanayi de bir kabuk değiştiriyor. Yani 2030'dan sonra sokaklarda biz hibrit ve elektriklinin dışında bir araç görmeyeceğiz. Bu ne demek oluyor? Yani elektrik, elektronik, mekatronik bununla alakalı bütün şeyler uçacak, çok ciddi piyasada istihdam açığı olacak. Şu an müthiş yani. Zaten Almanya ciddi mühendis de alan bir ülkeydi ama bu pandemiyle birlikte insanların üretim planlarında değişmelerden dolayı biraz yavaşlamıştı. Buraya zaten çok fazla mühendis geliyordu çalışmak için. Sadece pandemi döneminde biraz yavaşladı. Ama bu ekonominin kabuk değiştirmesinden dolayı elektrik, elektronik sahası, mekatronik uçacak. Yani bu araba tamircilerine kadar. Şu an klasik araba tamircileri var. Ama 10 yıl sonra yani elektrikli aracı tamir eden insan ihtiyacı ortaya çıkacak. O zaman mekatronik mühendisliği dediğimiz o alandan anlayan insan ihtiyacı da çok fazla artacak. Yani ekonomik verileri ve sosyal dönüşümü iyi takip etmek lazım. Burası ciddi ihtiyaç. Sonra ihtiyaç alanlarından bir tanesi Almanya, Amerika'dan sonra en büyük göç alan ikinci ülke sanırsam dünyada değişmediyse insanlar kontrol edebilir. Doğal olarak konut ve ihtiyacı da muazzam artıyor giderek. Yani bunu emlak fiyatlarından da görebiliyoruz. Bu ne demek oluyor? Tabii mimarlık, inşaat mühendisliği gibi sahalarında çok ciddi bir İslam açığının oluşmasına sebep oluyor. Yani burası da hareketli bir durum. Bizim gözlemlediğimiz ve çok fazla büyüyen bir başka alanda lojistik ve lojistik yönetimi. Bu bölümler çok kıymetli hale geldiler. Neden? Şimdi artık dijitalleşen dünya, insanların işte online platformlardaki alışveriş alışkanlıklarının gelişmesi ve oturmasıyla siz belki internetten sipariş ediyorsunuz o işte ayakkabıyı ama onun sonuçta bir lojistik yönetimi, size kadar ulaşan bir süreci var, bunun yönetimi var. Bu da muazzam büyüyen bir sektör. Yani Amazon Avrupa'nın en büyük lojistik merkezini Hanover tarafına kurdu ve içinde böyle kilometrelerce gidiyorsunuz, yani devasa bir tesis kurdu. Ve bunun gibi Almanya'da 10 yıl içinde planlanan 10 dev lojistik merkezi kurulacak ki deniz taşımadaki dünyadaki en büyük şirketler Almanya yani. Kühn & Lager, işte Schenker gibi zaten dev şirketler vardı. Şimdi daha fazla lojistik yönetimine ihtiyaç olacak. Otomasyona girip işte malın sisteme girdiği andan itibaren son kullanıcıya kadar bunun planlanması gerekiyor. Bu ciddi bir personel ihtiyacı demek, ciddi bir yönetim demek ve bu alanda okuyanlar için gelecek demek aslında. Evet, çok güzel. Bu bilgiler çok kıymetli ve internetten evet, kolay bulunacak şeyler değil Salih Bey. Çok evet, teşekkür ediyoruz. Şunu da siz söyleyebilir misiniz? Yani Türkiye'de belli başlı üniversiteler çok iyi, orta üniversiteler var, çok kötü üniversiteler var. Elbette burada Heidelberg gibi falan böyle önemli 3-5 üniversite var ama diğer üniversitelerin de çok kötü olduğu söylenemez. Standartlar birbirine yakın. Ne dersiniz bu konuda? Yani bunu çok vurgulamam lazım. Yani bu Türkiye alışkanlıkları bunlar. Burada bir yerde işe girdiğiniz zaman sizin hangi üniversiteden mezun olduğunuza çok bakmazlar. Daha çok işte bitirme tezinde ne alanda çalıştığınıza bakarlar, sizin kabiliyetlerinizi ölçmeye çalışırlar, sizi tanımaya çalışırlar. Bilgi ve donanımınızı ölçerler. Yani bir iş görüşmesi birkaç seferden oluşur ve ortalama 70 dakika sürer. Daha çok sizin kabiliyet ve becerilerinizi, kapasitenizi ölçmeye çalışırlar. Yoksa işte Münih Teknik mezunu musunuz, Aachen mı, Karlsruhe Teknoloji mi mezunusunuz ya da ne bileyim işte hukuksa Hamburg hukuk mu mezunusunuz diye çok bakılmaz. Bunun sebeplerinden bir tanesi de belki dünyadaki eşi benzeri olmayan, yani Amerika'da biraz öyle ama Almanya'da özel sektörle üniversiteler iç içedir. Onun için bazen insanlar diyor ki işte ya Aachen Teknik burada çok iyi, işte Münih Teknik yani işte BMW ile birlikte çalışır, Maximilian'la birlikte. Özellikle master'dan sonra, master'lar biliyorsunuz 3 ya da 4 semesterdir. İlk yılı teoridir, okula gidersiniz. İkinci yılı master tezini bir şirkette yaparsınız uygulamalı olarak. Ve genelde insanlar o şirkette kalır çalışan olarak. Bundan dolayı burada da kaynaklar etkin bir şekilde dağıldığı için hiçbir yerde İstanbul, Kocaeli, Gebze coğrafyası gibi sanayinin bir yere yığıldığı bir sistem yok biliyorsunuz. İşte Volkswagen'in küçük arabaları Wolfsburg'da üretilir, minibüsleri Hanover'de üretilir. İşte Continental lastikler Hanover'de çıkar, uçak lastikleri, ufak araçlar, büyük araç Leipzig tarafında çıkar, orta segment lastikler. Ne bileyim işte Boeing Hamburg'da üretilir ama parçalarının bir kısmı işte galvaniz Ziegen tarafında çıkar. Böyle yaymışlar. Ondan dolayı sanayinin her yere yayılmasından dolayı sanayiyle içli dışlı çalışan üniversitelerde olduğu için beraber büyüyorlar. Bundan dolayı işte Türkiye'deki işte ODTÜ mezunu musun, Van 100, yani bunu küçümseme anlama demiyorum ama bir realite, Van 100. yıl mezunu musun diye bir şey yoktur. Ya işte ODTÜ mezunusun diye adam sırf diplomasını gördü diye direkt işe alabilir ama burada öyle değil. Onun için insanlar alır, probate site dediğimiz deneme süresi vardır. Gerçekten bu personel bana katma değer kazandıracak mı, kazandırmayacak mı ona bakar. Gerisi çok aslında önemli değildir. Şimdi biraz da yüksek lisans ile ilgili size sorular sormak istiyorum. Çok insan da burada yüksek lisans yapmak için gelmek istiyor Almanya'ya. Yüksek lisans için de dil seviyesi yine lisans gibi C1 mi olmalı? Yoksa... Evet, yani İngilizce, yani yüksek lisansda çok fazla İngilizce imkan var. Bunu vurgulamak isterim. İngilizce'de işte B2, C1 çok fazla istenilen bir durum değil. Ama Almanca'da istenilen standart aynı lisanstaki gibi. Bunu söylemek lazım. Peki bu yüksek lisans ile ilgili gelecek öğrenci de yine lisans gibi aynı finansal yeterliliği sağlamak durumunda galiba, değil mi? Aynen öyle, ya da burs ayarlanması gerekiyor. Onun dışında bir de tabii 2,5 ortalamanın altındaki öğrencilerin yerleşmesi sıkıntılı olabiliyor. Yani ortalaması 2,5 olması önemli. Altında olan varsa da bunun içinde titizlik ve çalışma gerekiyor. Bazı üniversiteler en azından şunu diyebiliyor. Onun için dedim, yani oluşan bir bilgi, internetteki bir bilginin doğruluğu olmayabiliyor. Çünkü karar alıyor. Örnek vereyim. Mesela AP, bu Amerikan sınav sistemi ya da SAT'ları bir ara kabul etmiyor Almanya. Şimdi geçen sene bir karar çıkardılar. 2025'e kadar DOH alacağız dediler. Şimdi siz internetteki bilgiye bakarsanız, buna göre danışmanlık verirken ya bu olmuyor dersiniz. Bunun gibi. Mesela bazı üniversiteler diyorlar ki işte önümüzdeki 4 yıl boyunca evet ortalama 2'ye kadar alabiliriz diyebiliyorlar. Bunun takip edilmesi gerekiyor yani. Ama genel kural 2,5 ve üstü. Evet. İstisnalar olmakla birlikte. Şimdi Salih Bey, Türkiye'de, ben tabii Türkiye'yi de takip ediyorum. Türkiye'de yanlış kullanmayayım ama fantazi olsun diye yüksek lisans yapılan çok kişi var. Yani lisansı bitirmiş, yüksek lisansa gideyim bari bir de master diplomam olsun falan diye. Almanyalıların zannediyorum master'a bakışları bizim gibi değil. Daha çok praktikuma önem veriyorlar. Akademiker olacaksanız yüksek lisans ve üstüne gidiyorlar. Siz bu konuda ne buyurursunuz? Yani aynen öyle. Bununla alakalı şimdi Türkiye'de üniversite ismi vermeden bir anı paylaşayım istiyorsanız. Biz zamanında çok fazla işte Erasmus, Mundus, Leonardo da Vinci projeleri de yapmıştık Hanover Üniversitesi bünyesinde. Hanover Üniversitesi'nin teknik bölümlerinin tamamen bir ARGE bölümü var. Biz Türkiye'deki bir X üniversitesinden işte 17 tane makine mühendisi son sınıf öğrencisi gelmişti. 6 ay bir staj programı için. O gün de yani firmayı da söylemeyeyim ama X bir firmadan CNC makinası indirdiler. Yani değeri o zaman 14-15 milyon euroluk bir makinaydı. Şimdi Türkiye'den gelen heyetin başındaki doçent hoca dedi ki ya bunu ne yapacaksınız? Alman profesör dedi ki nasıl ne yapacağız? Bunu dağıtacağız. Bizim geliştirdiğimiz birkaç tane uygulama var. Çocuklar bunu, yani master öğrencileri bunu uygulayacak. Başarılı olursa bunun bir karşılığı olarak hatta para bile kazanacaklar. Başarısız olunursa yine bir şey öğrenmiş olacağız. Biz bunun üzerinde bir test otomasyon sistemi gibi bunları komple bir elden geçireceğiz. Paramparça edeceğiz. Yeniden makineyi bizim sistemi de ekleyerek yeni bir şey ortaya koyacağız. Orada bir öğrencinin dediğini hiç unutmuyorum. Hocam dedi siz de bize 4 yıl boyunca sadece bobin sardırdınız dedi. Yani şimdi bu hak mı reva mı dedi. Ya bu biraz imkan meselesi. Yani bir ülkeyi kötüleme ya da birini çok şey planı değil. Bu imkan var. Burada imkanlar var. O imkanların doğrultusunda öğrencileri kendisini geliştirme ortamı elde ediyorlar. Master'da da dediğim gibi zaten ikinci de tamamen uygulama. Siz bir test seçiyorsunuz. Örnek veriyorum. Makine mühendisiniz. Sürtünmeyi azaltıcı bir şey üzerine, konsept üzerine tez yazmak istiyorsunuz. Bunu burada Mercedes fabrikasına giriyorsunuz. Bunu uygulayabilecek size imkan veriyorlar. Başınıza ARGE bölümünden mühendis veriyorlar. Onunla birlikte tezinizi deneyerek ilerliyorsunuz. Sonuçta kötü bir şey de ya da yaptığınız şey başarıya da ulaşamayabilir. Ama tezinizi bitiriyorsunuz. Tecrübelerinizi tezinize döküyorsunuz. Neden başarısız olduğunuza dair fikirlerinizi yapıyorsunuz. Onu da veriyorsunuz. O master'daki sizin işte master hocalarınız değerlendiriyor. Ona göre puanlıyorsunuz. Aslında siz uygulama olarak çok şey de öğrenmiş oluyorsunuz bu arada sistemin içinde. Evet. Salih Bey, benim size lisans ve yüksek lisans ile ilgili soracağım sorular bitti. Ama izleyen öğrencilerimiz sizlere ulaşmak isteyeceklerdir. Videomuzun altına adreslerinizi bırakacağız. Size her türlü ulaşabilirler zannediyorum internetten, değil mi? Evet, internet mail yoluyla ya da WhatsApp numaramız üzerinden ulaşabilirler. Ya sadece şunu söylüyorum, yani bizim yaptığımız iş, tabii ki biz bir iş yapıyoruz. Ama hakikaten bu böyle işte domates, elma satmak gibi bir şey değil. Yani yarın çocuk domates alırsanız bir seferine dikkat edersiniz, onları çöpe atarsınız. Ama bu öyle değil. İnsan var sonuçta. Bir insanın hayatı söz konusu. Yani bir kere yaşadığı bir hayat var. Bunun doğru ve düzgün bir şekilde, şeffaf bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Şunu söyleyerek kapatabilirim. Yani öğrencilerin ya da insanların hayatını çok daha iyi planlayabilmesi için iyi ülkelerden bir tanesi. Birincisi maliyetler çok düşük. Çok iyi üniversitelerde eğitim alabileceksiniz. Sosyal devletin içinde iyi imkanlarda yaşayabileceksiniz. Yani burada belki vurgulamak lazım. Önemli noktalardan bir tanesi. Üniversite araçları en pahalı eyaletler güneyler 1500 euro. Ama burada üniversite öğrenci kimliğinizle eyaletteki tüm toplu taşımaya bedava biniyorsunuz. Yani aslında üniversiteye ödediğiniz üniversite harcı bir yıl boyunca ödediğiniz bilet parasının belki 1/3 bile değil. Anlatabiliyor muyum? Üniversitelerin ücretsiz olması. Yani aynı standartlarda işte İngiltere'ye ya da Amerika'ya gitseniz yıllık sadece üniversiteye ödeyeceğiniz en, yani bu kelime belki biraz tuhaf olacak ama dandik İşte tabela üniversitelerinde bile 15.000 doların altında değil şu anda. İyilere giderseniz zaten 50-100.000 dolara çıkarmanız lazım gözünüzden. Bunları da göz önüne aldığınız zaman aslında bir de burada öğrencilerin çok fazla gurbetlik çekmeyeceği Türk sosyal hayatı da mevcut. Yani yemesinden, içmesinden, işte camisinden sosyal faaliyet alanına kadar. Bu da bir avantaj. Ülkeye de yakın. Daha sonra mezun olduktan sonraki sunduğu nimetler de ortada. Bence iyi bir fırsat. Yani Türkiye'deki bir özel üniversiteye gidip o paraları harcayan öğrenciler belki 1.000 euro fazla ödeyecekler. Ve şu anda çünkü son rakamlarla Türkiye'de de yani ortalama bir üniversite 50.000'den aşağı kalmamış. Öyle olunca bence iyi bir seçenek gibi duruyor yani. Peki. Verdiğiniz bu kıymetli bilgilerden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim.